Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündemi yatıyoruz, kalkıyoruz. Bir günü geride bırakıyoruz. İkinci bir güne başlıyoruz. Başka bir güne hep 6 numara 6 numara. Ve bu konuda da ikiye bölünmüş durumda kamuoyu. 6 numara almasak da olur mu? Ya da bir grupta mutlaka 6 numara alınmalı diyenlerden. Ben alınmalı tarafındayım ama sonuç itibariyle bu iş biraz da zahmetli bir iş, maliyetli bir iş. Belki yönetim bunu düşünüyordur. Ben şunun için alınmasından yanayım. Çünkü böyle bir takım kurduğunuzda bir hassas nokta bırakırsanız o hassas noktanız bu şeye benziyor. Ağzınızda dişleriniz var, hepsi sağlam, bir tane içinde dolgusu düşmüş bir dişiniz var. İşte o zaman o sıkıntı başlıyor. Bütün diğer dişleri sirayet ediyor çünkü ağzınızda ağrılar başlıyor. Yani böyle daha net anlatabilirim. Onun için bence 6 numara transferinin yapılması lazımdı. Ve şu anda son güne kadar da Fenerbahçe kovalayacak. Ben Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir tarayalım. Son güne kalan ya da şöyle söyleyeyim, İsmail Kartal'ın ya o iki isimden birini alalım ya da almayalım. Ocak ayını bekleyelim türünden bir açıklaması var. O iki isim kim? Onları sizlerle paylaşacağım. Ama bu arada biraz işte hareketlilik de var. O hareketlilikten de bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Afrika Kupası gibi çok ciddi bir sıkıntı var. Bu konuda Fenerbahçe'nin de, gerçi Beşiktaş'ın 8 oyuncusu var da, Fenerbahçe'nin de sıkıntısı olabilir. Omar Fayet Mısırlı. O çok böyle hani önemli değil. Bright Osay Samuel ve Alexander Djiku, Ghana adına Alexander Djiku ve çağrılırsa Bright Osay Samuel Nijerya adına Afrika Kupası'na gidecek. Geniş kadro içerisinde tolere edilecek bir yapısı var. Yani Beşiktaş gibi 8 oyuncusu gitmeyecek ama sonuç itibariyle 3 oyuncusunun da Afrika Kupası'na gitme durumunun söz konusu olduğunu vurgulayalım. Nazım Sangare, yani 3 senedir hani birçok kişi ona şey diyordu, yatıyor para kazanıyor diyordu. Şimdi ayrıldı ve Karagümrük'le anlaştı. Onu da özellikle vurgulayalım. Ve devam edelim isterseniz şöyle. Gerçekten Fenerbahçe adına mutluluk verici bir haber istatistikten geldi. Avrupa İstatistik Birliği'nden geldi. Fenerbahçe kulüpler arasında ilk yüze giren, Türkiye'den ilk yüze giren iki kulüpten biri ve en yüksek yerde bulunan oldu. Fenerbahçe 16. sırada, Avrupa'nın 100 kulübü arasında 16. sırada, Galatasaray'da 94. sırada yer aldı. Bizim ülkemizden sadece 2 takım girmiş oldu bu listeye. Fenerbahçe için tabii geçen seneki başarıların çok çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Hemen şuradan devam edelim. Tabii ki bir maç var, Antalyaspor maçı. Miha Zajc ve Samet Akaydın geri döndü. Yani antrenmanlara başladı. Ferdi ve Emre Mor'un tedavileri, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un tedavileri devam ediyor. Bakalım onlar maça yetişebilecek mi? Ben Emre Mor'u tahmin etmiyorum ama Ferdi'yi yetiştireceğiz diye bir düşüncesi vardı. Özellikle teknik ekibin. Bakalım sağlık ekibiyle beraber bunu düşünüyorlardı. Kink'e Katar'dan teklif geldi. Burak Kapacak için de Adana Demirspor teklifte bulundu. King'i İsmail Kartal pek bırakmaktan yana değil, pek istemiyor. Yani bu konuda çok istekli değil. Ama sonuç itibariyle Joshua King de bir kontenjan açabilir. Onu özellikle vurgulamak lazım ki hani şu 6 numara, yabancı 6 numara transferi için de böyle bir şeye ihtiyaç olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Peki şimdi şöyle devam edelim. Bunun dışında neler var, ona bakalım. İsmail Kartal'ın sözleri var şu 6 numarayla ilgili. Şöyle söylüyor yönetimle yaptığı sohbet toplantısında, konuşmada. Diyor ki bizim için şöyle bir sıkıntı olmaz. İsterseniz eğer o iki isimden birini alamayacaksak
O zaman devre arasını da bekleyebiliriz diyor, devre arasını. Şimdi devre arasını bekleyebiliriz dediğinin altını doldurmak için de şunları söylüyor. Elimizde Fred var, 6-8 oynar diyor. Zaten İsmail Yüksek var. Onun yanında Bartu Elmaz da o noktaya ısındı ve ihtiyaç halinde biz Crespo'yu da, çünkü gitmiyor Crespo dediler, onun için de onu da kullanabiliriz dedi. Sonuç itibariyle kendince bir yapı oluşturmuş oldu. Hatta 4 tane oyuncu. Ya şimdi bu şöyle bir şey, kullanabilirsiniz. Bir maçta kullanabilirsiniz ya da iki maçta kullanabilirsiniz. Ama unutmamak lazım ki bu yoğun maç trafiğinde ihtiyacınız olacak 6 numaraya. Çünkü bu kadar Dzeko'lar, Tadic'ler, işte Szymanski'ler, Bekao'lar, Cicu'lar, yani Fred'ler aldınız bir tek 6 numara için o sıkıntıyı yaşamamak, o riske girmemek gerekiyor bana göre. Ama sonuç itibariyle bu benim düşüncem. Ama İsmail Kartal devre arasına kadar da bekleyebiliriz. Ben bu 4 oyuncuyla da idare edebilirim. O 6 numara pozisyonunu doldurabilirim diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine gelen bu 6 numaralarla ilgili de bir araştırma yaptık. O 6 numaralar konusundaki son durumu da size izah etmek istiyorum. Andre Gomes, biliyorsunuz Andre Gomes için Fenerbahçe sağlık raporu istedi. 30 yaşında ve şöyle bir şey var. 2015'ten bu yana tam 513 gün, neredeyse 2 yıl top oynamamış ya da futbol oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Lille'de kiralık, geçen sezon 27 maç oynadı. 1718 dakika sahada kaldı. 3 gol, 2 asisti var. Galiba gollerin ikisini de aynı takıma attı. Yani Andre Gomes bu. Ama onun da ötesinde bir önemli nokta var ki bu ıskalanıyor. Andre Gomes gerçek bir 6 numara değil. Yani bunu söyleyeyim. Her ne kadar İsmail Kartal bunu istiyor diye açıklamalar yapılıyor ama 6 numara değil. Merkez orta saha oyuncusu. Hani sizin elinizdeki Fred'den, işte Crespo'dan, Zeiss'tan falan fazla farkı olan oyuncu değil. Onun için ben Andre Gomes yerine işte o iki isimden biri dediği gerçek manada 6 numara olan iki oyuncudan bahsetmemiz gerekiyor ki bunlardan bir tanesini ben hani birinci sırada o vardı. Para pazarlıkları nedeniyle bitirilememişti. O hala devam ediyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. El Musrati'den bahsediyoruz. Braga'nın oyuncusu. 20 milyon eurodan açtılar kapıyı, pazarlık kapısını. Sonra 15 milyon euroya indiler. Fenerbahçe 8'de kaldı. Hani ben 8 veriyorsa Fenerbahçe 2 daha verip el sıkışması gerektiğinden yanayım. El Musrati gerçekten de çok iyi olur. Üstelik de 27 yaşında, yani yaş itibariyle de böyle hani çok yaşlı bir oyuncudan da bahsetmiyoruz. Dolayısıyla hani benim düşünceme göre El Musrati zaten öndeydi ama şimdi yine alınması gereken oyuncuların başında yer aldığını söyleyebilirim. Şimdi gelelim diğer oyuncuya ki o konuda hala Fenerbahçe ısrarcı bir şekilde oyuncuyu takip ediyor. Kim bu oyuncu? Wilfried Ndidi'den bahsediyorum. Şimdi Ndidi konusunda Fenerbahçe'nin ısrarının sonuç haline dönüşebilmesi için sebepler var, gerekçeler var. Şimdi Leicester City'de oynuyor. Leicester City bir alt lige düştü. Yani bir alt lige düşen oyuncudan bahsediyoruz. Orada oynamaktan çok mutlu değil. Bu sezon hani oynayan bir oyuncu da oynamaktan mutlu değil. Bu sezon 7 tane maç oynadı. 2 gol, 1 asisti var. 382 dakika sahada kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir anlamda hocasının çok net bir şekilde güvendiği oyunculardan biri. Ve 25 milyon euro gibi de bir market değeri var. Onu da özellikle söyleyelim. Ama işte El Musrati gibi bu da gerçek bir 6 numara. İşte 6 numara arıyorsanız ya Ndidi'yi ya işte El Musrati'yi alacaksınız ki 6 numara pozisyonu sizin için dolsun. Aksi takdirde yani işte onu alalım bunu alalım diye devam ederseniz başka bir noktaya gelmiş olursunuz. Tabii merkez orta sahada oynuyor oyuncu ve sadece bir yıllık sözleşmesi kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, market değeri 25 milyon euro ama siz o değerle almazsınız. Tabii buradaki en büyük handikaplardan bir tanesi oyuncunun Nijeryalı olması.
O süreçte yani 13 Ocak 11 Şubat arasında Fil Dişi sahilinde gerçekleşecek Afrika Kupası'na muhtemelen o da gidecektir. Ama şunu söylemek lazım. Bir anlamda işte o gittiği zaman İsmail'le onu ikame edebilirsiniz ama genel anlamda İsmail'le ilgili bir problem yaşarsanız onu ikame edecek oyuncunuzu çok uzun süre kullanamazsınız. Bunu özellikle söyleyelim. Endidi konusu yarına kaldı. Şöyle ya İsmail Kartal'ın sözünden hareket edelim. Ya bu iki isimden birini alalım ya hiç almayalım Ocak ayını bekleyelim diyor. Andre Gomes'i alacaksa Fenerbahçe hiç almasın bana göre. Ama bu iki oyuncudan birini alacaksa alsın. İşte o zaman Fenerbahçe iyi bir noktaya gelmiş olur diye düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tabii ki Fenerbahçe için en azından ligin de Avrupa Konfederasyon Kupası'nın da çok çok değerli ve çok önemli olduğunu söylemek lazım. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak istiyor. Bunun için de önemli bir başlangıç yaptı 3'te 3'le. Şimdi saat 17'de pazar günü Antalya Spor'u ağırlayacak. O maça nasıl bir 11 çıkacak? Canlı yayın yapacağız. O canlı yayında da sohbet ederiz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.